Yani tabii kitap okuma sürecinin zayıfladığını ne yazık ki söylemek lazım. Yazanlarımız çoğaldı, okuyanlarımız azaldı. Tabii bu dezavantajlı bir dönem. Bundan 30 yıl önce bu yeni kurumlaşma döneminde yazan çok azdı. Kitap neredeyse yok gibiydi. İğne ucuyla kazar gibi araştırmacı arkadaşlar, yazarlar bu eserlerin içeriklerini oluşturmaya çalışıp bölge alan incelemesi, arşiv incelemesi, pratik yaşamda dedelerle sözlü tanıklık incelemelerini bir araya getirdiler. Bir hayli önemli bir müktesebat oluştu aslında. Alevilik üzerinde çeşitli çevrelerin asimilasyon politikalarını da önemli derecede geriletecek bir içerik oluştu, çerçeve oluştu, taban oluştu. Ama ne yazık ki geldiğimiz o ilk sürecin açlığını hisseden okuyucu bugün o düzeyde değil. Belki daha çok kitap alan oluyor ama okuyanın az olduğu kanaatindeyim. Alevilerin henüz işi bitmemiş. O yüzden her Alevi canın sadece kendisi için de değil, dışındaki topluma, topluluklara da bu inancın değerlerini anlatıp aktarması için bunu bilmesi, öğrenmesi gerekir. Dolayısıyla bu eserleri, bu kitapları, incelemeleri, okumaları hem kendi geleceklerini oluşturacak çocuklara, onların geleceğini sürdürecek olan, bu yolu sürdürecek olan yeni kuşaklara, hem de hakikaten dışımızda bulunan, işte Türkiye'de malum egemen devlet inancı Sünni Hanefi Diyanet inancı, bunun ablukaya aldığı bir inancın mensuplarıyız. Buna karşı da kendimizi komşumuza, iş yerindeki dostumuza, yakın çevredeki mahallelimize karşı hakikatimizi onlara aktarmak için de inancımızı doğru bilmemiz, hakikatine varmamız, onu onur ve gururla temsil edebilecek bir konuma gelmemizde fayda var. Onun için daha bizim tabii ki kurumlarımız şu anda eskiye göre daha çok yaygınlaştı. Ama sadece kurumların çabası yetmiyor. O kurumlara güç verecek, o kurumları var edecek, o kurumları etkin ve güçlü kılacak canlardır. Alevi canlar bu kurumlara sahip çıktığı, beslediği oranda bu inanç da topluma yayılmış olacak, dağılmış olacak ve dolayısıyla da hepimiz birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Yazarlar kurumlara, kurumlar canlara, taliplere, ocaklar taliplere, talipler pirlere ihtiyaç duyuyor ve biz bu sürecin içerisinde el ele kol kola, el ele el hakka deyip yolu sürdürmeliyiz. Şu anda devletin Alevi Ansiklopedisi projesine karşı bizim Avrupa'da şu anda Rıza Şehri Akademisi çerçevesinde bir ansiklopedi çalışmamız başlamış durumda. Tabii bunu yaygın bir şekilde getirip bütün yazarlara, bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlere, şu anda yaklaşık 40 akademisyen o projenin içerisinde yer alıyor. Yani aslında devletin ansiklopedi projesi de bizim bu projemizin öğrenilmesinden sonra alel acele gündeme getirilip pratiğe geçirilen bir uygulama. Fakat hak yerini bulacak. Yani devletle Aleviler arasında henüz inançsal bazda da, kimliksel bazda da bir kabul, eşitlik ve hak mücadelesi somut bir sonuca ulaşmış değil. Dolayısıyla orada yapılan hiçbir çalışma direkt Alevi toplumunun hak ve menfaatlerini, hakikatini dile getirme noktasında bizim her zaman kuşkuyla baktığımız bir durum. Eğer bir gün yasal ve anayasal durumda bu ülkenin eşit yurttaşları, vatandaşları olarak devlet bütün inançlara eşit mesafede durur, herkese hakkaniyetle yaklaşırsa, bu konuda yapılacak çalışmalarda bizim de hakkımızı gözetleyeceğine inanırız. Ama hali hazırda bu durum böyle yürümüyor. İsterse Cemevi Başkanlığı adı altında olsun, isterse bu Alevi Ansiklopedisi çerçevesi içerisinde olsun, yapılan her şeyde asimilasyonun
temel bir amaç olduğu kaygısı Alevi toplumunda, Alevi kurumlarında, Alevi aydınlarında etkin ve hakimdir. Bu böyle sürdüğü sürece de biz buna şüpheyle yaklaşırız. Bu giderildiği zaman da yasal ve anayasal durumda Aleviler hak sahibi, eşit ve özgür bir yaşamın imkanlarına inanç olarak da toplum olarak da kavuştuklarında biz hep bir arada gönül birliği, el birliği, yurt birliği sevgisi içinde geleceğe özgür yarınlar ve aydınlık gelecek için bir aradayız zaten. Bunda bizim açımızda bir sorun yok. Bizi kör görenleredir problem. Bu ışığın aydınlığından faydalanmayanlaradır bizim söylediklerimiz. Bu ışıktan yararlanırlarsa sadece Anadolu'yu değil dünyayı ışıktan ısıtan, sevgi ve gönül açan bir inancın değerlerini sadece devlet değil bu toplum ve bütün insanlık bundan yararlanacaktır. Bu dilek ve temenniyle yolun hakikatine bağlıyız. Böylece yürüyeceğiz.